Herkese günaydın. Ben Gülcan. Sabah sabah yine saat 9 falan yine uyandık. Hatta annem çok çok önce uyanmış. Bahçeye gelmiş. Böyle bizim evin arkasında hemen bir tane bahçesi var. Böyle her şeyi dikmiş. Hatta toplamış ben gelmeden salatalıkları falan. Şurada da bir poşet var. Tadı inanılmaz güzel. Patlıcan da mı topladı? Evet. Peki ya? Patlıcanlarımız da burada. Her şeyimiz var bizim burada. Biberlerimiz. Bakalım biberleri. Biberlerimizi patladım. Oo, hani kızartma mı yapsak kahvaltıya? Domatesleri. Domateslerini de görelim. Melüşüm. Çok güzel olmuş hepsi. Vallahi. Biz böyle sabah kahvaltıya geliyoruz. Buradan topluyoruz biberi, domatesi, salatalığı. Sonra afiyetle yiyoruz. Bakın bakın şurada minnacık bir domates var. Çok tatlı. Burada üzümler var. Ama üzümler henüz tabii olmamışlar. Şurada şeyleri de göstereyim. Böğürtlenler var. Burada şey inanılmaz büyükler. Şunlara bakın. Netlesin. Evet. Bunlardan da reçel yapıyor. Çok güzel oluyor. Böyle. Burada biberler var. Bunlar şeymiş. Neydi unuttum. Ha, turşuluk biberlermiş. Bunlar böyle. Şunlar da yiyoruz. Yani bunları bayağı böyle çok tatlı oluyor ya. Gerçekten böyle sabah kalk bahçeye gel. Topla ve ye. Yani bundan daha büyük bir güzellik olamaz herhalde. Bakın salatalıklara. Burada yine domatesler var. Burada da fasulyeler var. Şöyle göstereyim. Bunlar olmamış değil mi? Daha küçük mü? Geçen hafta topladığım Aa, için. Doğru. Geçen hafta bir poşet fasulye toplamıştı zaten. O yüzden konserve. Şimdi bunların da olmasını bekliyor. Konserve yaptı. Evet onları da. Yazın yap. Kışın ye. Salatalıklarımı topluyordum. Of of of. Bir de şeyler yani salatalık küçük falan da değiller. Evet. Çok büyükler. Evet. Matada efsane oluyor ya. Çok güzel oluyor. Evet. Bu da tatlı ya. Hiç öyle çarşıdan aldığımız ya da şeyden marketten aldığımız gibi olmuyor. Oh. Hepsini yiyeceğiz afiyetle. Hepsi çok güzel mi? Şu. İnsanın kendi yaptığını diktiğini yemesi kadar güzel bir şey yok. Yanozların çok güzel olmuş da bunlar ne? Büyük büyük otlar. Hangileri? Bunlar. Bunlar da domates. Domates mi? He. Evet. Onlar niye burada çıkmış? Onlar da. Yanlışlıkla ekeyim. Naneleri. Naneler de var. Evet. Vallahi çok güzel olmuş. Bunlar da pazı. Ne? Artık ha, pazı. Pazı. Yani şurada. Pazı yaprağından evet. Ne oluyordu? Bir şey oluyordu. Buğulama yap, balık buğulama. Hepsi oluyor. Evet. Vallahi çok güzel menüşüm. Oh. Mis gibi topla topla ye. Aa, kuzu uyanmış. Nereden aldı bizim bahçeden aldığımızı? Ben uyuyordu şey geldiğimde. Dün gece çünkü dişi falan ağrıdı bayağı bir. Gece hiç uyumadı aslında. 3'e kadar mı 4 müydü neydi uyuduğun? Sabah yine erkenden kalkmış. Günaydın. Tabii nerede olacağız? Evde yoksak bahçedeyiz. Bari ya. Kahvaltıya maydanoz da toplayayım. Ay ne yapsak? Kahvaltıda menemen mi yapsak? Bilemedim şu an. Neyse ki. İstiyorsan onu yaparız. Yani
Gerçekten buraya geldiğimden beri canım sürekli bir şeyler istiyor. Hiç durmadan sürekli bir şeyler yemek istiyorum ve zaten de kilo aldım. Yani bu tamam mı? Peki. Nane Oh, mis patladı. gibi. Çok güzel. Nane. Valla güzel bir salata yaparız. Menemen yaparız, bir şey yaparız. Ektiğim böğürtlenler çok güzel olmuş. Maydanoz. Kocaman. Bir de çok iriler. Yani böyle normal hani böğürtlen gibi değil. O hani şeyde görüyorduk ya, yollarda topluyorduk falan biz küçükken, sürekli çok güzel oluyordu. Bakalım mı? Baksana kocamanlar, bir de şey tadı da çok güzel. Şey değil, öyle ekşi falan da değil. Bayağı tatlı. Amasya. Evet, yeni. Kardeşimle şey Amasyalı. Evet. O getirdi değil mi tohumu? Evet. Hatta o mu ekti? Fatoş'un iki eşi, evet. O dikti. Fatoş'un eşi, evet. Evet. O dikmiş, o çok da güzel getirdi, olmuş. O dikti. Biz de yiyoruz. Biz de yiyoruz. Afiyetle. Reçel yapıyorum. Evet, reçel yapıyoruz. Nerede? Isırgan otu. Saça iyi geliyordu galiba. Yaktı. Oo, topladık şimdi bütün malzemeleri. Bakın, 3 poşet şey çıktı ya. Bunları dükkana göndereceğim kahvaltıya. Restorana. Evet. Kahvaltıya gidiyor. Evet, meşeli böyle, köşkün. Taze taze geliyor, şey yiyorlar yani böyle, evet. Kahvaltıya gelenler. Meşeli köşkün reklamlar. Sabah kahvaltısı. Bu da ürün yerleştirme olsun. Evet. Taze taze. Evet, sabah kahvaltıya gelenler. Evet. Meleş'in ellerinden böyle diktiği, sonra kendi elleriyle topladığı, hatta kendi elleriyle yaptığı kahvaltıyı yiyebilirler. Evet. Sinop'a gelirseniz Gerze'ye mutlaka bekliyoruz. Evet. Bakın ne kadar organik olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Evet, evet. Biberler de var. Evet. Gelip biber kızartması da isteyebilirsiniz. Yani tamamen her şey organik. Yani şahane bir kahvaltı sizi bekliyor. Sinop Gerze'ye gelirseniz mutlaka ama mutlaka uğrayın. Neşeli Köşk deyince zaten herkes size gösterecektir yerini. Hatta Instagram'dan da bakabilirsiniz. Neşeli Köşk Gerze diye geçiyor. Şimdi şu küçük başı dedikleri biz yiyeceğiz. Büyükler oraya gidecek. Şimdi biberler gitmek üzere. Motora bırakılıyor. Sonra kardeşim onları götürüyor. Patronumuz kalkınca bunu götürecek. Patron. Evet. Evet, annemin patronu oğlu. Evet. Sabah kahvaltısı. Bak, görüyorsunuz izninde bile, aslında bugün normalde izin günü ama izin gününde bile sabah erkenden kalkmış, işini yapmış. Patronu yanmadan. İşte herkese böyle bir çalışan lazım Meloş. Herkese senin gibi bir eleman lazım aslında. Vallahi yoksa kimsenin sırtı. Tamam, bu 4 çiçeklerini de göstereyim. Ben aslında onları göstermiştim ilk başta. Ama çok güzel olmuşlar. Bunu da şey böyle internette gezerken Pinterest'te galiba görmüş. Bu saksıyı böyle. İçine dikti. Çok güzel olmuş ama. Evet, renkleri o kadar güzel ki. Vallahi hepsi çok güzel. Benim annem böyle bağ, bahçe, çiçek, böcek. Çok seviyor. Çiçek. Begonvil. Çok güzel. Evet. O da bir değişik bir konu. Şöyle yapalım. Komşularımız çıkmasın. Evet, hele bu zaten bu efsane olmuş ya. Bu çok çok güzel olmuş. Böyle eve doğru sarmaya başladı. Sanırım seneye geldiğimde yani, değil mi? Açmış olacak. Eve kadar da sarmış olacak hatta. Bir de şu çöplerini buradan geçenler bahçeye atmasalar aslında harika olacak. Çilekler yavaş yavaş büyüyor. Hatta şurada bir tane var. Büyümüş Meloş. Hatta iki tane var. Alalım mı? Ay, ya insan işte kıyamıyor ki bunlar. Hani sanki böyle orada dursunlar daha güzelmiş gibi geliyor. İki tane çilek olmuş.
Ben de aslında şuraya avokado ekmiştim. Ama hiçbir belirti yok ya. Hiçbir şey çıkmadı bile. Neredeyse 2 hafta falan oldu. Normalde 2 haftada hani en azından bir filiz vermesi gerekiyordu ama maalesef. Topladın mı? Evet. Ben kıyamadım, sen topladın hepsini. Çok güzeller. Şuradaki tane var ama onlar daha küçük. Evet, daha küçük. Onlar büyüsün bari. Abi. Çilek için aldım. Evet, çilek için çok güzel bir şey. Bu saksı. Olmuş gitti. Hadi şimdi kahvaltı hazırlayalım. Şöyle güzel bir kahvaltı, bahçede kahvaltı yapalım. Çünkü her gün izinli olmuyor normalde. Sadece pazartesi günleri izinli. Kedi mi geldi? Bu da evimizin kedisi Tekila. İçeri girmiş yine. Hadi gidelim. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same, can't bear the things I've had to face, got you crying on your knees in pain, oh some things never change, never change, oh you'll break your back to make me feel again. Kahvaltımızı da yaptık şimdi. Çocuklar böyle havuzda oldurdular. Serinliyorlar. Yani şurada hemen en fazla 5 dakika aşağıda deniz var. Ama asla denize götüremiyorum yani çocuklar. Çünkü ikisi de sevmiyor denizi. Yani ne ada seviyor ne kuzey seviyor. O yüzden böyle. Aslında burada çok büyük mavi bir şey vardı. Havuz vardı. Geçen ikisi parçalamışlar havuzu. Şimdi böyle küçücük havuza kaldılar. Büyük bir tane daha almak lazım. Gel anneciğim. Şimdi saat böyle 6 falan oldu sanırım, da 6:30. Önce bir yemek yiyeceğiz. Annem de gelecek. Komşusuyla konuşuyor şimdi. Sonra beraber bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da bir komşuya gideceğiz ziyarete. Hadi çıktık şimdi yola. Tabii bir telefon açtığım için yine. Ben telefonu açtığım için Kuzey. Küstün mü? Ne yaptın? Tamam, küsmemiş. Bugün inanılmaz sıcaktı ya. Hava baya baya sıcaktı. Ya bugün yine denize gidemedik. Bu güzel havalarda hiçbir şey yapamıyoruz. Neyse ya, artık seneye gideriz biz de. Yapacak bir şey yok. Şu koronalar falan bir bitsin. Hadi gel. Eloş da geliyor arkamdan doğru. Gel. Adayı bıraktık. O annesiyle kaldı. Annesi bugün erken geldi işte. O yüzden o bizle gelmedi. İkisini ayırdık bugün. Çünkü ikisi bir araya geldiği zaman inanılmaz. Yani çok aşırı yaramaz oluyorlar ya. Yani bu iki çocuk var ya, şu iki çocuk gerçekten birbirinden böyle şey yaramazlar. Geldin mi Meloş? Geldim. Masken çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne oldu aşkım? Neyse, Kuzey Arzu'yu çıkarmadan ben telefonu kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Ve artık bir günün daha sonuna geldik. Şimdi Kuzey içeride uyuyakaldı. Onu alacağım. Yatağa yatıracağım. Ondan sonra da ben de yatacağım artık. Çok yoruldum çünkü.
ya da yatmam bilmiyorum. Belki video editlerim. Belki de yatarım. Çünkü çok yorgunum. Yani beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.